Şimdi ben özellikle bütün kulüplerimize, kulüp başkanlarımıza, yöneticilerine, teknik direktörlere, futbolculara buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten ligin süresi çok kısaldı. Yani bundan sonra gerek şampiyon olacak, gerek küme düşecek veya düşmeyecek takımların mücadelesi var. O yüzden hepimizin çok dikkatli olması lazım. Bu Futbol Federasyonu'na ziyaretlerin hiçbir olumlu veya olumsuz bizim açımızdan bir katkısı yok. Biz hiç kimseden hiçbir şekilde etkilenmeyiz. Hakemlerimizin de etkilenmemesi için, MHK'nın etkilenmemesi için gerekli talimatları veriyoruz. Onun için bunlar nafile. Herkes çıkıp futbolunu oynasın. En güzel bir şekilde. Bizim yapmamız gereken herkes, hani bir atasözümüz var ya, herkes kendi evinin önünü süpürürse sokaklar tertemiz olur diye. Biz de kulüpler olarak aynı şeyin yapılmasını arzu ediyoruz. Gerek dört büyük kulübümüz, gerekse Anadolu kulüplerimiz. Herkes kendi futbolcusuyla, kendi teknik direktörüyle, biz de hakemlerle. Dün hocamızın biri futbolcu tabii ki hata yapabilir dedi. Ama futbolcu bir hata yapıyor, gol oluyor. İşte hakem de bir hata yapıyor veya yapabiliyor. Önemli olan iyi niyet. Mutlaka insanoğlu hata yapabilir. İyi niyetle olması önemli. Ve eğitim bu işin içinde çok önemli. Hakemlerimiz için de. Tecrübe çok önemli. Biz de bunun için ki 10 ay oldu yönetime geleli. Çok kısa bir süre. İnşallah zaman ihtiyaç var. Bir hakem akademisi kurduk. Bunun da devreye girmesi, belli bir şeyleri sergileyebilmesi, bunlar 3 ayda, 1 ayda, 10 ayda olacak işler değil. Herkesin biraz daha sabırlı olması lazım, hoşgörülü olması lazım. Ben özellikle bunu rica ediyorum. Çünkü Türkiye'de futbol sadece ve sadece bu şekilde konuşmalarla bir yere gitmez. Önemli olan futbolun marka değerini yükseltebilmek. Onun için de hepimizin daha dikkatli olması gerekiyor. Dikkatli olursak futbolumuzun marka değerini daha yukarılara çıkarabiliriz. Teşekkür ederim. Şimdi birincisi biz zaten yönetime gelirken az önce Nüket Hanım başkan vekilimiz. Evet. İki tane kadın yönetim kurulu üyesi aldık. Nüket Hanım da başkan vekilimiz ve kadın futbolundan sorumlu. Ve ilk işe başlar başlamaz kadın futbolunu şube olarak ayırdık. Daha önce amatörün altındaydı. Şu anda amatörün altından çıkardık. Hocamızı ayırdık. Ve kadın futboluna şu anda ayrı bir önem veriyoruz. Gerek ekonomik olarak, gerekse antrenörlerin eğitimi olarak ayrı bir çalışmamız var. Bununla ilgili inşallah önümüzdeki yıllarda daha güzel şeylerin olacağına inanıyoruz. Şu bir gerçek ki dünyada her geçen gün kadın futbolu çok daha yüksek bir yerlere geliyor. İşte Almanya'ya gidiyoruz, İtalya'ya gidiyoruz, Fransa'da, İngiltere'de, Belçika'da, Hollanda'da hep ilk bize sunum yapıyorlar. Sunum yaparken ilk açılış filminde kadın futbolu var. Önümüzdeki Ağustos ayında da biliyorsunuz kadın dünya futbol şampiyonası olacak. O yüzden biz de çok önemsiyoruz. Belki bu görev süremiz içerisinde bir ziyaret ederiz. Nasıl destek verebiliriz bu takımımıza? Onu da çünkü özellikle doğuda çocuk yaşta gelin olma olayı geçtiğimiz günlerde hep gündemdeydi biliyorsunuz. Bu da farklı bir şey olabilir çünkü özellikle eğitimi öne almamız gerekiyor. Ve bu eğitimi öne alırken de kızlarımızın okula gitmesi, iyi eğitilmesi son derece önemli. Ben de tebrik ediyorum başkanımızı, Muş'taki başkanımızı. Biz de Türkiye Futbol Federasyonu olarak destek vermek için önümüzdeki günlerde belki bir onlar ziyaret edebilir veya biz gidebiliriz. Onu da konu daha çok yeni biliyorsunuz gündemimize alacağız.